Benim güzel öğrencilerim coğrafya kodur okuluna YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. TT coğrafya kampımızın son videosu bu. Biraz gecikti çünkü araya sınavlar girdi onların acelesi vardı. Bu video biraz daha son tekrar full tekrar gibi olduğu için o kadar acelesi yoktu. Zaten siz kampa şu an bomba gibi hazırsınız bütün TT coğrafyaya. Neden? 1- Haritaları bitirdik. 2- en önemli bir konuları bitirdik sizinle. Haritalar çok çok değerliydi. Siz de görmüşsünüzdür. Haritalar bittiğinde iki günde bitirmişsinizdir. Haritalar bittiğinde denemelerde en az 2-3 tane yapar hale geldiğinizde eminim. E, en önemli konuları da bitirdik. Şu an ben gelen yorumlardan görüyorum. Hocam 4-5'e çok rahatlıkla çıktık diye. Sadece iki tane kampla ve bunları toplasanız bir haftada bitecek videolardı bunlar. Peki hocam bu üçüncü adımdaki bugün yapacağımız şey ne? Bugün en önemli konuları çözmüş bitirmiştik. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Kitabı alacağız elimize. Kitapta böyle bana sorsalardı şunu soracağım ben kendime. Ya bir genel tekrar gibi olmayacak bu. Bir genel tekrar konu anlatımı gibi olmayacak. Genel tekrar konu anlatımı olarak yapsam bunu zaten 4-5 saat 6 saat sürer gençler bitmez yani. Onu en son yapacağız yine. Ama burada ne yapacağız biliyor musun? Bana ÖSYM e, Yunus Hoca şu konudan soru hazırla deseydi ben nasıl soru hazırlardım bir TYT öğrencisini düşünerek bir sayısalcıyı da işin içine katacak olarak nasıl soru hazırlardım diye sorup ona göre sana konulardan konu analizleri yapacağım. Şimdiki konumuzda ne yapacağız şimdi? Ben bana sorulsaydı nasıl sorardım tarzında sana püf noktaları vereceğim. Anlaştık mı? PDF'leri gençler yüklemeye çalışıyorum siteye. Bakın ben de bir insanım. Arka planda nasıl bir çalışma olduğunu siz bilmiyorsunuz. Edit yapanlar varsa biliyorlar. Hiç YouTube'a bir video yüklediniz mi? Edit yaptınız mı? Bir düşünün. Edit kapak, açıklama, yükleme, aklınıza gelebilecek her şeyi tek başıma yapıyorum. Bunlar gençler 3-4 kişinin yaptığı bir ekip işidir. Bunların programları hep her şeyi tek yapıyoruz. E bunun site yüklemesi de bende. Sitenin kapağı açıklaması her şeyi zaman alıyor. Lütfen bu konuda biraz daha anlayışlı olun. Yazılılar çok yoğundu benim için. O bitti. Şimdi bu da bittikten sonra hafif bir boşluğa geçeceğiz. Orada hızlı bir şekilde yüklemeye çalışacağım. Anlaştık mı? Ben hazırım. Sen de hazırsan gel o zaman seninle beraber şu kampın son videosunu bitirelim. Evet bakın bu bir konu anlatımı genel tekrar tarzında değil yani full bir genel tekrar değil. Genel tekrar istiyorsanız TYT sınavından önce yaptığımız genel tekrara bakabilirsiniz. Orada mesela 5 sorunu 4'ünü direkt vermiştik. Burada ne yapacağız? Sen şimdi bir sayısalcısın vesaire. Çok fazla ayrıntılı çalışmak istemiyorsun. E, en önemli konuları da Yunus Hoca öğretti sana. Haritaları da öğretti sana. Burada ne yapacağız? Ya en önemli konuların dışında acaba başka yerlerden de soru gelebilir mi? Nasıl sorulur? Bunu analiz edeceğiz. Gel şimdi bak başlayalım. Geldim. Doğa ve insan konusunu zaten en önemli konu olarak söylemiş ve bunun anlatımını yapmıştım size. O yüzden burayı geçiyorum. Hatta sorunun en fazla coğrafyacı bilim insanlarından geldiğini de güzelce öğrenmiştik. Şimdi geldik bu konumuza. Coğrafya biliminin tarihi gelişimi konusuna. Şimdi konuları anlatırken şöyle soracağım her konunun başında kendime çünkü konu anlatımı gibi olmaması lazım bunu. ÖSYM gelse bana sorsa Yunus hoca buradan bana bir soru hazırla ben nasıl hazırlarım? Geldim şimdi buraya. Bu konu sonradan eklenmiş bir konu. Soru çıkmamış bir konu aslında benim biraz olsun soru beklediğim bir konu. Çünkü coğrafyanın alt dallarından soruldu, haritadan soruldu vesaire. Bu birinci ünitenin bütün konularından birer soru geldi ama bu konudan soru gelmedi. Ve bana göre değerli ve önemli bir konu. Peki hocam burada ne sorabilir? Bunların kodlamasını yapmıştık. Coğrafya kılavuzu. Coğrafya kılavuzu Yunus Hoca gibi olar, olursa batarsınız Batlamyusu unutma Strabon'u unutmuyorsun Amasyalı Strabon bu bunu bilmen yeterli senin için. Amasyalıdır Strabon. ama Strabon demek yok buna. Amasyalı Strabon. Burada bize ne sorulabilir? Geldim buraya. Bakın. Divanın Lügati Türk'ü biliyorsunuz. Edebiyat dersinden. Kaşgarlı Mahmut'a ait. Divana kaşarları seriyoruz ki kurumaları için. Divana kaşarları seriyoruz. Tamam. Burada benim aslında bana soru hazırla deseler. Ben şunu hazırlarım burada. Piri Reis. Yani bana soru hazırla deseler. Ben kesinlikle Evliya Çelebi ve... Piri Reis'le alakalı bir soru koyarım. Çünkü sen bir TYT öğrencisisin. Oradaki ayrıntılar işte Christophe Colomb, Bartel, Medias bu ayrıntılardan ziyade senin bu konularda en geneli bilmen lazım. Bu konunun en geneli, bu konunun en bilinmesi gereken noktası bence Piri Reis. Piri Reis eseri Kitabı Bahriye. Kitabı Bahriye, baharı gelecek aklına. Bahar nasıl pireliymiş. Pireli bahar diyeceksin. Kitabı Bahriye, a, bahar nasıl bahar? Pireli bahar. Kitabı Bahriye eserini verecektir sana büyük bir ihtimalle. Bir de bakın çok önemli bizim şu ceylan derisi üzerine çizdiği haritası. Görüyor musun? Özellikle gençler bunu bilmeniz çok çok değerli bizim için. Tabu Bahriye ve Ceylan derisi üzerine kim harita çizmiş? Piri Reis. Ya şu pireler, pireleri bahar Ya saçlarını ha şu an geliyor aklıma bak nasıl kodlayabilirim diye düşündüm hiç yapmamıştım. Saçlarını ayıklıyor tamam mı? Şeyde ceylan derisi üzerindeki saçların temizlemesi lazım pirelerden. Ceylan derisi üzerine döküyor pireleri. İlginç unutmayacaksınızdır. Ben bu konudan Piri Reis'i sorarım. Bir de neyi sorarım? Yakın çağda coğrafyayı sorarım. Neden? Çünkü coğrafyanın temelleri, modern coğrafya, işte coğrafyanın konuları bütün hepsi bu dönemde atılıyor. Yakın çağda coğrafyada. Yani şu anki bizim coğrafya burada kuruluyor işte. Bunu sağlayanlar da genelde Alman coğrafyacılar. Ve ben soracak olsam ya Piri Reis'i sorarım ya da bu iki adamı sorarım. Çünkü bunlar çok derdi. Neden? Biz coğrafyayı ikiye ayırdık ya. Beşeri coğrafya, fiziki coğrafya. İşte bu beşeri coğrafyanın kurucusu Karl Ritter. Karl Karl Ritter diyelim biz ona. Ritter. Bitter. Bitter çikolata. Bitter çikolatayı ekim yiyecek bitter çikolatayı. İnsanlar yerdim bitter çikolatadan gelecek beşeri, beşir yiyor çikolatayı. Kim yiyor bitter çikolatayı? Beşir yiyor. Beşeri coğrafyanın kurucusu kim? Ritter. Beşir coğrafyanın kurucusu kimdir dediği zaman Beşir çikolata bitter çikolata yiyordu Ritter. Humboldt. Hüseyin Bolt diyorsun buna. E Hüseyin Bolt'un fiziği çok iyi değil miydi? Ha Hüseyin Bolt o zaman bizim fiziki coğrafyanın kurucusu. Hüseyin Bolt'un bir eseri var bunu bilelim. Kozmoz eseri var. Hüseyin Bolt çok iyi koşmuyor muydu ya? Ya Allah aşkına Hüseyin Bolt çok iyi koşmuyor. Hüseyin Bolt Humboldt koşmuş. Kozmos eseri. Ben olsam bunu sorarım. Geçiyorum. Evren güneş sistemi bu çok önemli bir konu değil. Gelin şimdi dünyanın şekli ve hareketlerine. Hocam dünyanın şekli ve hareketlerini bize en önemli konularda anlatmadınız. Neden? Bakın dünyanın şekli ve hareketleriyle bize geçen sene değil ondan önceki sene soru geldi. Yani son 5 senede bir tane soru geldi. O da seçme konuydu. Mesela geçen sene ben dünya şekli hareketlerinden gelmeyeceğini düşünüyordum. Gel, gelmedi de. Çünkü o bir seçme konuydu. Yeniden gelebilir mi? Şu an kestiremiyorum tam. Çünkü bir sene soruldu, bir sene sorulmadı. Belki tekrar buna dönülebilir. Ama şimdi ben sana dünyanın şekli ve hareketlerini, dünyanın şeklinin sonuçlarını, küresel şeklinin sonuçlarını bütün bunları anlatamam. Eline bir tane kağıt kalem almanı istiyorum şimdi senden. Benim sana bazı yerlerde önemli tüyolar vereceğim. Bu tüyoları yazmanı istiyorum senden. Şu an kağıdını, kalemini aldın. Şunu yapmanı istiyorum. Dünyanın şekli ve hareketlerini yaz. Dünyanın şekli ve hareketleri yaz. Karşısına 80 videoluk seriden izlenecek yaz. Neden? Çünkü onu 80 videoluk seride ben animasyonla anlat. Şimdi sen orada güneşin karşısına nasıl geçiyor? Ekseni nasıl eğiliyor? Bütün hepsini ben sana eğimiyle beraber animasyonlu gösterdim. Şimdi orada böyle bir anlatım varken burada bunu pdf üzerinden anlatmanın gerçekten size bir faydası olmayacak. Eğer ki dünyanın şekli ve hareketlerini çalışmak istiyorsan Tüyoya yaz onu. Eğer ki çalışmak istiyorsan bence bunu en sona bırak. Yani sınava yaklaştığın zamana bırak. Bunu da not al oraya. Çünkü bu konuları unutabilirsin. Unutmamak için sınava yaklaştığın bir zamanda animasyonlu bir şekilde o videodan öğrenip öyle geçersin. Anlaştık mı? Yan şekli ve hareketlerini burada herhangi bir tüyo vermememenin nedeni bu. Geldim şimdi buraya. Mutlak konum, göreceli konum. Uzun zamandır ÖSYM buna değinmiyor. Bence artık bununla alakalı soru sorulması lazım. Paraleller dediğimiz şey, sen bunları yine ezberlemiyorsun. Şöyle yapacaksın. Paraleller, paralar nasıl durur? Param da yok şurada vardı aslında da. Kardeşim mi almış? Ne parayı aldığımda attım ben bozuk parayı. Bozuk para yeri nasıl düşer? Dik mi düşer? Hayır nasıl yatay düşer? Paraleller yatay çizgilerdir. Ha, o zaman ben gelir paralellerimi böyle çizerim, bak. Paralellerimi çiziyorum, görüyor musunuz? Bakın kutba gidildikçe bunların boyları kısalmıyor mu? Bakın kutba gidildikçe boyları kısaldı. İşte paralellerin özelliklerini ezberlemeyeceksin bu şekilde, sana gösterdiğim şekilde yapacaksın. Bakın paralel en büyük paralel hangisi? E, ekvator çünkü en geniş orası. Ekvator en büyük paraleldir. Kutba gidildikçe bunların boyları kısaldı. Ama aralarındaki mesafe değişmiyor. Hep 111 kilometredir aralarındaki mesafe. Peki hocam kuzeydekilere kuzey paralelleri, güneydekilere güney paralelleri, kuzeyde 90 tane, güneyde 90 tane toplam 180 tane paralelimiz var. E bunu ezberleyeceğiz mi? Ezberlemene gerek yok. Şöyle düşün bak. Şurada bir 180 derecelik açı yok mu? E 180 derecelik açının üzerine birer derecelik çizersem 180 tane çizebilir. Paraleller bunlar meridyenler hangileri? Meridyenleri de şöyle kutuplara şöyle bir nokta koyuyorsun ve kutupları böyle bir yay gibi birleştiriyorsun tamam mı? Şöyle bak. Yay gibi birleştirdim. Dikkat et şimdi ekvatora. Ekvatordan kuzeye doğru çiziyorum. 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 Bak aralarındaki aralarındaki mesafe kutba gidildikçe daralmaya başladı meridyenlerin. İşte meridyenlerin aralarındaki mesafe kutba gidildikçe daralır. Peki kaç tane meridyen var? E şimdi dünyanın çevresine kadar? 360 derece. E o zaman her birine bir derece koyacağım. 360 meridyen var. Paralellerimiz ve meridyenlerimiz bu. Ezberlemeden böyle yapacaksın. Meridyenlerimizin başlangıcı Greenwich tamam. Bunlar senin için yeterli olacaktır soruları çözmende. Meridyenlerin arasında da 4 dakika vardı ama paralellerin arası 111 kilometreydi. Şimdi bana sorsalar ben aslında burada paralel ve meridyenin özelliklerini sormam sana sınavda. Burada yerel saatleri de kesinlikle ben sormam sana. Çünkü yerel saatlerden gençler soru çıkmaz. Hiçbir zaman çıkmadı bu zamana kadar. Eskiden soru sayımızın fazla olduğu zamanlarda vardı ama artık sorulmuyor. Yerel saatlerle zaman harcayıp çalışma temponu da kaybet. Geldim buraya. Buradaki mantık sorulabilir. Ortak saat nedir? Şimdi bak saat hesaplaması olarak değil de mantığını öğren. Ortak saat nedir? Şöyle bir soru gelebilir bize. Hangi ülke harita verir? Hangi ülkede ortak saat daha fazla kullanılır diye. Bunu bileceğiz işte. Bana soru hazırla deseler böyle bir soru hazırlarım kesinlikle size. Ülkeleri veririm. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde daha fazla ortak saat kullanılır? Kesinlikle sorarım ben. Bakın, şimdi Rusya'da bir sürü meridyen geçer, tamam mı? Ortak saat dediğimiz şey şu. Şimdi bu kadar meridyende her birinde ayrı bir saat var. Çünkü meridyenlerin arasında 4 dakika geçiyor. Ya yani şöyle düşünün. Rusya'da işte burada saat 8 ise diyelim kafadan sallıyorum. İşte burada saat 8 şöyle 20.00 daha iyi anlayın. 20.00 ise burada saat 12.00. Arada çok ciddi bir fark var. Ülkenin bir tarafında saat 20 arıyorsun diğer tarafında 12 diyor. Olur mu böyle bir şey? Olamaz. O zaman ne diyorlar burada? Diyorlar ki ya biz diyorlar bir tanesini ortak kabul edelim. O ortağı herkes ayarlasın. Biz de ona göre mesela şurayı ortak kabul ettik. Herkesin saati artık işte burada kaç olsun? 14 olsun. Herkesin saati 14.00 olsun. Diyorlar ve herkesin saati 14 oluyor. Ortak saat belirliyoruz. Ama bu Rusya gibi ülkelerde problem olur. Düşünsenize burada saat 20.00. Burada saat 12.00. Sen diyorsun ki bütün ülke herkes saati 2 olarak kabul edecek. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bir sürü sıkıntı çıkar. Ha, demek ki Doğu Batı yönünde Rusya gibi çok geniş ülkelerde. Doğu Batı yönünde geniş ülkelerde. Bizim bir tane, iki tane, üç tane, dört tane ortak saat kullanmamız gerekir. Ama Vietnam gibi bir ülkede üzerinden bir tane meridyen geçiyor. İşte burada kuzey güney yönlü uzanan ülkelerde bir tane ortak saat kurtarıyor. Mesela biz bizim ülkemizde önceden şöyle iki tane ortak saatimiz vardı. Önceden bu iki ortak saatin bir tanesini buradakini İzmit'tekini iptal ettik. Biz de tek ortak saate döndük. Doğu batı yönünde biraz genişiz aslında biz. Bu bize hafif bir problem de çıkartıyor görüyorsunuz bunu değil mi? Bakın şurada 30 doğu boylamındakini iptal ettik. Artık Iğdır'ı kullanıyoruz. 45 doğu boylamındaki Iğdır'ın ortak saatini bütün ülke, bizim ülkemizin hepsi Iğdır'ın saatini kullanıyor aslında baktığında. Anlaştık mı? Buradan ben olsam böyle bir saat sorardım size. Ülkemiz gençler şunu unutmayın. Artı 3, artı 3. saat dilimini kullanıyor. Ama ülkemiz hem artı 2. saat dilimindedir hem de artı 3. saat dilimindedir. Ama artı 3'ü kullanıyoruz. Iğdır'ı kullanıyoruz. Anlaştık mı? Tarih değiştirme çizgisini bilelim. Tarih değiştirme çizgisi nereden geçebilir? Mesela Bering Boğazı vardı. Berigel Boğazı vardı ya bizim dünyanın arkasında. Haritaları öğrenmişsindir buraya kadar geldiğine göre. Buradan Bering Boğazı'ndan geçer. Niye tarih değiştirme çizgisi zikzaklar çizer? Bakın tarih değiştirme çizgimiz şurada 180'den geçiyor. Bering Boğazı'ndan geçiyor ayrıca. Bering Boğazı'ndan geçerken şuradaki bir ülkeyi düşünün. Şu iki ülkenin aynı ay şuradaki adaların aynı ülkeye ait olduğunu düşünün. Şimdi tarih değiştirme çizgisinin bu tarafı cumartesiyken bu tarafı pazar. E şimdi ben bu ülkeler aynı ülkelerse burası cumartesi burası pazar mı olacak? İşte bu olmasın diye zikzaklar çiziyor. Bunu da bilelim. Geçelim devam ediyoruz. İşte ben bana sorulacak olsa artık bunu sorarım. Bu sene ben bunu sorardım. Mutlak konumu bileceksin sen. Aşağıdakilerden hangisi mutlak konumun sonucu değildir, göreceli konumun sonucu değildir diye sorulduğunda ne yapacağım hocam ben? Bunu kesinlikle bilmen lazım. Biri bize bir cümle verip mutlak konumun sonucu mudur? Enlemin etkisi midir diye sorarsa. Enlemin etkisi dediğinde mutlak konumun sonucu mudur geliyor aklımıza. Mutlak konum ne demek? Matematik konum demek. Yani biri sana paraleller, meridyenlerle alakalı bir şey soruyorsa o matematik konumun sonucuysa o zaman bu mutlak konumdur. Matematik konumdur. Bak burası Türkiye, burası Japon Japonya, burası da ABD. Şöyle bir çizgi çizdim kendime. Şunu soracaksın sen kendine. Türkiye'de görülen bana verilen bir özellik. Aynı paralelde olan Japonya'da da görülüyor mu? ABD'de de görülüyor mu? Bak bir tane örnek çıkartalım şurada. Gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Geldim şimdi gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Türkiye'de gölge boyu niye sıfır olmuyor? Çünkü bizim yengeç dönencemiz aşağıda kalıyor. Yani Türkiye'ye güneş ışınları hiçbir zaman dik açılarla düşemiyor. Ve o zaman Türkiye'de gölge boyu sıfır olmaz. Peki şunu sor kendine. O zaman Türkiye ile aynı paralelde olan Japonya'da da gölge boyu Sıfır olmaz mı? Olmaz değil mi? Oraya da güneş gidemiyor. Amerika'da da sıfır olmaz o zaman. Ha, bu bulunduğumuz paralelle mi alakalı? İşte bu matematik konumun, mutlak konumun sonucudur. Enlemin etkisidir yani. Bir örnek daha göstereyim sana. Dedik ki meridyenler arasındaki mesafe kuzeye gidildikçe daralır. Geldim şimdi buraya. Şunu çizdim. Şimdi kutuptan bir tane meridyen çizdim. Ekvatora doğru. Kutuptan bir meridyen daha çizdim ekvatora doğru. Aynı meridyeni buradan Japonya'dan da çizdim. Şöyle Japonya'dan da çizdim. Şimdi Türkiye'de kuzeye gidildikçe meridyenlerin arası bakın kısalıyor. Görüyor musunuz? Kutba gidiyorsunuz çünkü. Japonya'da da kısalıyor mu? Evet. Amerika'da da kısalır mı? Evet. İşte bu mutlak konumu sonucudur. Bu kadar. Bunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki aynı paraleldeki Japonya'da da aynı şey oluyor mu? Bu kadar. Ya da ekvatora yakınlık uzaklıkla mı alakalı bu durum? Evet, işte bunlar mutlak konumun sonucudur. Geldim şey ben şimdi göreceli konuma. Göreceli konum dediği şey kişiden kişiye değişen özel konum. Mesela Türkiye dağlık engebeli bir ülkedir. Sor kendine. Aynı paralelde bulunan Japonya'da da dağlık ve engebeli midir? Lan nereden bileyim dağlık ve engebeli midir? ile mi alakalı dağlık ve engebeli olmaz? Amerika'da da dağlık ve engebeli midir? Bunu söyleyebilir misin? Türkiye dağlık ve engebelidir. Amerika'da da dağlık ve engebelidir. İtalya'da da dağlık ve engebelidir. Japonya'da dağlık ve engebelidir. Aynı paralelde olduğu için. Bunu diyemezsin değil mi? İşte bu bize özgü bir şey. Bak ne kadar kolay çıkıyor aslında. Yükselti batıdan doğuya doğru artar. Ya şimdi Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru artıyor. E ee, Japonya'da da yükselti basıdan doğuya doğru artar. Amerika'da da artar. Diyebilir misin bunu? Hayır diyemezsin. Ha işte bu sana özgü bir şeydir o zaman diyorsun. Anlaştık mı? Mantığı anladık mı? Bu çok önemli. Ben hazırlasam buradan bir soru hazırlardım. Geldim buraya. Hocam buradan soru hazırlar mısınız? Şöyle şunu bilelim. Bir haritada olması gereken şeyler. Kuş bakışı, ölçek, düzlem. Bakın benim bir haritaya, bir çizime harita diyebilmem için bunun bir düzleme aktarılması lazım. Düzleme aktardım. Aynı zamanda düzleme aktardım ama buna bir de ölçek koymam lazım. Ölçek nedir? Ölçek ölçmek, biçmek, küçültmek anlamına geliyor. Yani onu öyle kafana göre kabataslak olarak yapamazsın. Belirli bir ölçüm biçimle yapacaksın. Yani profesyonel bir ölçeğin olacak. Bir de bu ne olacak? Kuş bakışı. Tepeden bakıyormuş gibi olacak. İşte bunlar varsa bir haritadır bu. Mesela planlar bir haritadır. İlçenin planını düşün. Planlar çok profesyonel olarak çiziliyor değil mi? Planlar harita. Ama krokiler harita değildir. Kroki ne? İşte bana tarif et diyorum. Şurada bana bir yemek yeri var. Onu bana tarif eder misin diyorum. Sen kendin elinle çiziyorsun. İşte o çizdiğin bir kroki oluyor. Ölçerek biçerek mi yaptın? Hayır. Ölçeği olmadığı için. Kabataslak yapıldığı için krokiler harita değildir. Bu da aklımızda bulunsun. Haritanın unsurlarından bir soru sorar mıyım? Sorabilirim. Aslında genel olarak genel kültür herkesin bilmesi gereken bir sayısalcının da bilmesi gereken bir şey olduğu için. Bakın bu bizim haritamızın ölçeği görüyor musunuz? Biz haritaya, haritalarda nelere, nelerle karşılaşırız? Ölçek olur bir haritada. Sonra koordinat sistemi olur. Nedir koordinat sistemi? Az önce gördüğümüz paraleller ve meridyenler. Ve bu haritanın bir başlığı olur bakın. E bir tane de yön oku olur. Yön oku olmasa da olur. Yön oku yoksa ha biz o zaman kuzeyi gösteriyor deriz harita. Ve şurada en önemlisi lejant olur. Lejantı karıştırabilirsin. Lejant nedir? Lejant bize yol gösteren, haritayı bize okutan, yol gösteren şeydir. Haritaya bakıyorum. Ne demek yol gösteren hocam? Diyor ki bana kırmızılar volkanik platodur. Ben de haritaya bakıp kırmızıya volkanik plato diyorum. Bana ne yaptı? Yol gösterdi. Lejant, jant, jant bana yol gösterdi. Aklında buradan kalacak. Tamam mı? Bu önemli. Projeksiyon nedir? Ben haritalardan soru soracak olsam birinci sıraya projeksiyonları koyarım. Bana göre çok değerlidir. Herkesin bilmesi gereken bir şeydir. Dünyamız bizim küresel ya. Yuvarlak diyelim hani. Küresel bir yapıya sahip. Şimdi biz küresel bir yapıya sahip olan bu şekli düz bir zemine aktaracağız. Geldim dünyanın üzerine koydum bir tane düz bir şeyi. Ben bunu kaldırmaya başladığım zaman, açmaya başladığım zaman ne olur? Bozulur. Aynı bu örnekte size gösterdiğim gibi. Grönland'a bakar mısınız? Normalde Grönland şurada Afrika'ya bakın. Aslında ne kadar küçük Afrika ile kıyaslandığı zaman. Ya da Rusya. Getirip koyduğumuz zaman Afrika'ya bakın ne kadar küçülüyor görüyor musunuz? İşte normalde haritalar böyledir. Küçülürler. Normalde olduğundan daha büyük görünüyor kuzeydekiler. Çünkü Yuvarlak olan bir cismi düz kağıda aktarırken hatalar oluşur. İşte bu hataları en aza indirmek için biz projeksiyonları kullanıyoruz. Yani yansıtma yöntemleri. İşte 3 tane projeksiyon yöntemimiz var bizim. Bakın bu silindireye benzemiyor mu? Bu koniye benziyor bakın. Bu da bizim düzlem. Bunları nereden anlayacağım ve bana nasıl sorulabilir? Verilen ülkelerden hangisi silindirik projeksiyonla çizilirse daha iyi çizilir diye çok güzel bir soru yazılır. Bence böyle bir soru gelmesi lazım. Nasıl yapacaksın? Bakın silindir. Şöyle düşüneceksin. Silindirik sana sorulduğu zaman hemen diyeceksin ki, dünyayı getirdim silindirin içine koydum. Neresi temas etti? Bakın Ekvator temas etti. O zaman en güzel Ekvator'u gösterir diyeceksin. Ekvatordan uzaklaşıldıkça, kutuplara gidildikçe bozulma artar. O zaman silindirik projeksiyonla Ekvator'a yakın ülkeleri seçeceksin. Haritayı öğrenirken hemen hemen birçok ülkeyi öğrenmeye çalışmıştık orada. Oradaki ülkeler gelecektir karşına merak etme. Geldim koniye. Bakın koniyi koydum. Ekvatora temas ediyor mu? Hayır. Kutuplara temas ediyor mu Koni? Hayır. Koni nereye temas ediyor? Orta kuşağı. Türkiye'yi çizecek olacak olsak biz işte konik projeksiyonla çizeriz. Orta kuşaktan uzaklaşıldıkça bozulma artacak. Peki hocam düzden projeksiyonu nereye koyacağız? Düzden projeksiyonu da kutuplara koydum bak. O zaman orayı güzel çizecek. Uzaklaşıldıkça bozulma artacak. Sana bu ülke olarak verilebilir. Ölçek türleri ile alakalı herhangi bir değişim sorusu sormazdım size. Ölçekleri kesinlikle size sormazdım. Genel harita ve tematik haritanın farkını öğrenelim. Böyle bir şey gelebilir karşımıza. Genel harita senin bakın günlük hayatta sürekli gördüğün genel doğal ve beşeri özellikleri gösteren haritalar. Bak fiziki harita. Dünya ülkeler haritası, işte Türkiye beşeri haritası. Tematik harita ne demek? Bu haritaları, genel haritaları alıyorum. Bir altılık yapıyorum. Bu altın üzerine kendi istediğim özel şeyleri koyuyorum. Mesela bak jeoloji haritaları, iklim haritaları, genel bir taban var. Bunun üzerine kişiye özel, kişinin kullanabileceği, öyle herkesin ulaşmayacağı haritalar bunlar. Özel bir amaç doğrultusunda özellikle bu alanda çalışan kişilerin kullandığı haritalar bunlar. Geçtik, geçtik. Buradan işlemlere kesinlikle uğraşmıyorsunuz. İşlemlerle uğraşma diye bir şey yok. Bunu soran öğretmen 5 tane TYT sorusu var. Gidip işlem soruyorsa her zaman söylüyorum ben bunu sürekli söylüyorum. O öyle bir soru hazırlayan bir öğretmen olamaz. Böyle bir o kadar coğrafya konusu varken 2 tane kitap bitirirken biz 5 soru sorma hakkını verirken gidip böyle coğrafya bile olmayan soruyu soramazsın. Linç ederim seni. Yemin ediyorum böyle bir soru çıksın. Yer, yer, yerinden oynatırım. Şunu bilelim. Haritaları aktarırken biz alan çizgi ve nokta yöntemlerini kullanıyoruz. Alan dediğimiz şey bakın şurada alan, alansal olarak gösterilmiş. Görüyor musun? Alansal olarak. Çizgisel olarak akarsuları göstermiş. Bak çizgisel gösterim. Bir de noktasal gösterim. Sana bunu böyle sorabilir. Der ki işte platoları verdik. Platoları nasıl gösterebiliriz? Ovaları nasıl gösterebilir? Alan, alanla çizersin değil mi? Ovaları böyle alan olarak çizeriz. İşte akarsuları nasıl gösterebiliriz? Bakın çizgi olarak gösteririz gibi. Geçtim. İşte ben olsam yine soracağım şey bu olurdu. Kesinlikle sorardım. Bir harita. Çünkü sen bir genel kültür olarak düşünürsek biz coğrafyayı, sen bir sayısalcısın vesaire. Genel kültür olarak düşünürsek günlük hayatında sen bunu kullanacaksın. Oradaki saçma sapan bilgileri kullanmayacaksın. Yani bir fizik harita gördüğünde buradaki renklerin ne anlama geldiğini bilmen lazım senin. E sen bunu bilmiyorsan o zaman coğrafya öğretmeyelim biz. Böyle soru sorulur size hazırlanırken. Bakın buradaki yeşil renkler bize düz yerleri göstermiyor gençler. Buradaki yeşil renkler bize çayırları, ormanları göstermiyor. Tek gösterdiği bir şey var. Diyor ki ben denizle 0 ile 500 metre arasındayım diyor. Yani denizden yükseltiyi gösteriyor bize. Ben geldim bakın sarıya. Sarı renk bana neyi gösteriyor? Hemen şöyle bir bunu mesela ezberden bilmiyorsun. Ben de ezberden bilmiyorum. Ne yapıyorum? Hemen kendime bir yastık yazıyorum. Yeşil, sarı, turuncu, kahverengi. 0-500 bak 500-500 arttırıyorum görüyor musun? 0-500-500-1000-1500 şeklinde arttırıyorum. İşte burada bak sarı renk bana neyi gösteriyormuş? Diyor ki bana buradaki sarı renk. Burası 500 ile 1000 metre arasındadır yükseltisi diyor. Burası düzde olabilir. Belki engebeli yerler de var orada. Ben onu bilemem. Ama buranın 500 ile 1000 metre arasında olduğunu öğrenmiş oldum. Anlaştık mı? Bakın şurada hafif bir yeşillik var görüyor musunuz? Demek ki burası alçakmış. Deniz seviyesine yakınmış. Orada orada deniz. Tabi burada deniz şurada bitiyor. Burası deniz değil. Ama yükseltisi o kadar yüksek değilmiş. Biraz daha alçakmış mesela orası gibi. Devam ediyoruz. Burası ha notun ikinci notunu alıyorsun şimdi. Ben sana aslında önemli yerleri gösteriyorum burada geçerken ama gösteremeyeceğim anlatamayacağım bazı konular oluyor. Bunun notunu daldırıyorum. Da 1- Bir, dünyanın şekli ve hareketlerini öyle öğrenecek. İki, yaz oraya. İzoipsler. İzoipslerden soru gelme ihtimali bana göre vardır. Yani izoipsler değerlidir coğrafya için. Ve senden istediğim şu. Yaz oraya. İzoipsler konusu 80 videoluk oynatma listesinden izlenecek. Orada iki tane izohips videosu yaptım. Niye hocam burada anlatmıyorsun izohipsin nedenini söyleyeyim sana. Şurada gördüğün kabartma var ya işte ben bunu kendim çizdim gençler. SketchUp programı öğrendim. Ben bunun 3 boyutlusunu sana bir de bırak onu 3 boyutlu video halinde gösterdim orada. Yani sen burada bunu döndürdüm ben orada. Sana bunun bu şeklini çıkartıp bir de 3 boyutlu olarak gösterdim. Şimdi benim sana burada bunu böyle anlatmamın bir mantığı var mı? Orada profesyonel 3 boyutlu video halinde anlatımı, animasyonlu anlatımı varken. O yüzden oradan izlemen daha kaliteli, daha doğru olacak. Burada hem de zaman kaybetmemiş olacağız. Notunu aldın. İzoipslerden gelme ihtimali vardır ve izoipsleri sona bırakma. Denemelerde karşına sürekli çıkar. Denemelerde yapmak için sana tavsiyem bu videolar bittiğinde ilk izoipsleri öğren. Yaz oraya. Şöyle yaz. İzoipsler denemelerde çıkabilir, üniversite sınavında da çıkabilir. İlk iş izoipsleri bitirmek. Bir videoda izohipsleri öğretiyorum orada ikinci videoda soru çözüm tarzında bir video onu da izlediğinde tam oturacak. Denemelerde çok çıkar karşına inan çok rahatlıkla öğrenebileceksin kolaylıkla öğrenip full yapacaksın. İzohipsler önemlidir bana göre. Notunu da yazdın oraya. Geldik bu tarafa. Atmosferi en önemli konular diye anlatmıştım sana zaten soru gelirse buradan atmosferden gelecek. Sıcaklık. Hocam bu sıcaklıkta karşımıza soru yazsanız hocam. Siz ne yazardınız? Nasıl yazardınız bu soruyu? Güneşten gelen ışınlar gençler, şunu bilmeni isterdim senin. Nasıl ısınıyoruz biz? Bunu bilmeni isterdim ilk olarak. Yani biz güneşten bize ısı, enerji gelir. Isı enerji harekete geçmemiştir. Yani bu bir sıcaklık değildir. Güneşten gelen bu ısı enerji yere çarpar. Yere çarpıp kırılıp dalga boyu değiştiğinde sıcaklığa dönüşür. O yüzden dünya Yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu cümle çok önemli. Dünya nasıl ısınır? Yerden yansıyan ışınlarla ısınır. O yüzden bizim aşağı kesimlerimiz daha sıcaktır. Yukarıya çıkıldıkça sıcaklıklarımız azalır. Bunu bilmeni istiyorum burada. İkincisi, soru yaz deseler bana neyi yazarım? Sana kesinlikle bakıyla alakalı bir soru yazarım. Kesinlikle. Bakı ne demek? Güneşe bakan taraf anlamına geliyor. Bizim evimizin her tarafı güneş görüyor mu? Hayır. Bazı taraflar güneş görüyor, bazı taraflar güneş görmüyor. Hocam bu neye göre değişiyor bugün güneş görüp görmeme? Bunu anlatayım şimdi sana. Bakın şimdi benim güzel öğrencim. Bakıyı bileceksin. Şimdi bizim Türkiye'miz bu tarafta. Tabi yeri burada değil diğer tarafta kalıyor ama yengeçin kuzeyinde kalıyor bu anlamda. Şimdi aşağıda da oğlak var. Güneş ışınlarımız bizim şuraya dik düşüyor ekvatora. Sonra kuzeye dik düşüyor. Sonra güneye dik düşüyor. Dönüyor aşağıya ekvatora. En güneyde oğlağa dik düşüyor. Tekrar kuzeye doğru. Bu yengeç ve oğlağın arasında gidip geliyor güneş ışınları. Peki size soruyorum. Türkiye'deki bir dağ şimdi bu. Türkiye'deki bir dağın kuzey tarafına güneş ışınları hiç düşebilir mi? Düşemez. Neden? Çünkü güneş hep güneyden vuruyor. Bak hep güneyden. İşte o yüzden bizim... Bakımız Güneydir. Bizim kuzeyimize güneş hiçbir zaman vuramaz. Aynı şey şurada güney yarım küre için tam tersi. Onun da sürekli kuzeyine dik düşüyor. Bak güneş hep kuzeyine vuruyor. Güneş hep kuzeyine vuruyor. Güneyine güneş vurabiliyor mu? Onun da güneyine güneş vuramıyor. Ama nerede? Oğlak dönencesinin güneyindeki bir yerde. Peki hocam ortada olsaydık, yengeç ve oğlağın ortasında olsaydık o zaman bir kuzeyine dik düşerdi bir de güneyine dik düşerdi. Yılda bir kuzeye bir de güneyine giderdi. Bakı çok önemli. Sana sorulursa bu sıcaklıkla alakalı bir soru. Bu soru bakı olacak. Bu soru kesinlikle bakı olacak. Anlaştık mı? Peki hocam başka ne sorulabilir? Bir de yükselti çıkar burada karşımıza. Onu da göstereyim sana. Şu yükselti buradaki değerli olan bakı ve yükseltidir. Biz yükseğe çıkıldıkça 200 metrede sıcaklığımız bir derece azalır. Yani yükseğe çıktık 200 metre çıktık bir derece düşer. 200 metre çıktık bir derece düşer. Erzurum niye soğuk? Çünkü orada 2000 metreye çıkıyoruz. Çıktık 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 çıktık. 2000 metrede 10 derece oynar. Düşünebiliyor musun? Çok. O yüzden yükseğe çıkıldıkça 200 metre sıcaklık 1 derece düşer. Bu da aklında oluyor. Tamam. Devam ediyoruz. Buradan başka bize ne sorulabilir? Nem. Sıcaklık ilişkisi. Nemi de bilelim. Şimdi nem ne demek? Nem su baharı, nem su baharı, nem su baharı demiştik. Nem su buharı. Su buharı olan yerlerde yani deniz kenarlarında biz Su buharını bir mont gibi düşündün tamam mı? Nem. Nemli olan bir yer. Her tarafta nem dediğimiz şey gazlar. E şimdi çok fazla gaz var. Bu kadar çok gaz varsa güneş ışınları geldiği zaman bu gazları da ısıtmak zorundadır. E şimdi güneş ışınları burayı ısıtacaksa or orayı yavaş yavaş ısıtır. Niye? Çünkü gazların ısınması lazım. Yavaş yavaş ısınır. Gece burası soğukluk kaybedecek, sıcaklık kaybedecek, soğuyacak. Ama gazlar bütün sıcaklığı tutuyorlar. O zaman yavaş yavaş ısındı ya, gece de yavaş yavaş soğuyacak. Deniz kenarında yaşıyorsanız su kenarında yaşıyorsanız orası biraz yavaş yavaş ısınır. Nemlidir. Yavaş yavaş soğur. Ama Erzurum'daysanız Van'daysanız hızlı ısınır. Aynı zamanda hızlı soğur. Nemin sıcaklık üzerindeki etkisini unutma değerlidir. Devam ediyoruz. Geldik basınca. Basınçla alakalı açıkçası ben soru sormazdım size. Çok yoğun ayrıntılı bir konudur. Size şuradan belki sorulursa bir soru sorulabilir. Bunu göstereyim size. Bak bu denemelerde de çıkabilir çünkü karşımıza. Bize şöyle şeyler verip bununla alakalı yorum yapmamızı ister bizden. İlk olarak şunu bilmemiz lazım. Bana böyle bir çizgi verildiğinde şunu yapacaksın sen. Oklar ne tarafa gitmiş? Şöyle rengi değiştireyim. Oklar içeri gitmiş görüyor musun? Oklar içeri gittiyse hemen yukarıya sen kendini okların içeri gittiği bir şekil çizeceksin. Oklar içeri giderse ne yapar? Çarpışır yükseğe çıkar. Şöyle çarpıştı, yükseğe çıktı. E yükseğe çıkarsa ne yapar? Bulut yapar, değil mi? İşte buna bakarak bütün yorumları yapabilirsin sen artık. Çünkü yukarı gitti ya gazlar ne yapar? Dağıldı. Az gaz oldu. Az gaz var. Bakalım bak. Yükselici hava hareketi görülür. Hava yükselmiyor mu burada? Şekle bak. Yükselen hava var orada. Hava hareketi çevreden merkezedir. Bak, çevreden görüyor musun bak? Çevreden merkeze doğru değil mi? Çevreden Merkeze doğru. Çekle bakarak kendin yorumluyorsun artık hiç zor değil. Rüzgar alır. Neden? Şu içeri okular ne demek? Rüzgarı aldığını gösteriyor. Hava bulutlu kapalıdır. E bak burada bulut var kapalı. Ayaz olma ihtimali azdır. Neden? Bulutlar sıcaklığı içeride tutar. Ayaz olma ihtimali azdır. Bir de bu hangi yarım kürede olduğunu bulabiliyoruz. Bakın iki tane oku birleştireceğim. İki tane oku birleştirdim. Uçlarını da biraz uzattım. S harfi çıktı. S kuzey yarım kürede. Düz normal S ise bu kuzey yarım küre. Geldim bu tarafa. Böyle bir tane şekil verdi bana. Hemen ne yapacağım? Okları çizeceğim. Oklar dışarı çıkmış. Tamam. Dışarı çıkan ok çizdim kendime. Şimdi bunlar dışarı çıkıyorsa demek ki yukarıdan aşağı geliyor ki dışarı çıkıyorlar. E o zaman burada çok gaz var. Çok gaz varsa fazla gaz var. Fazla baskı, fazla basınç. Yani yüksek bir gaz var. Yüksek basınç anlamına geliyor. Burası yüksek basınç. Alçalıcı hava hareketi görülür. Bakın hava alçalmıyor mu burada? Alçalıyor. Hava hareketi merkezden çevreye'dir. Bakın merkezden çevreye doğru gidiyor. Rüzgar verir. E, çevreye gidiyor demek rüzgar veriyor demek. Hava açıktır. Çünkü bulut olması için yukarı çıkması lazım havanın kapalı olması için. Ama bu hava aşağıya doğru iniyor. O zaman burada hava açık olacak. Açık olacak ama ayaz da olabilir, soğuk da olabilir burası. Neden? Çünkü burada çok rahatlıkla sıcaklık kaybı yaşanabilir bulut olmadığı için. Bu hangi yarım kürededir? Bakalım. 2 tane oku birleştireceğim. 2 tane oku birleştirdim. Uçlarını biraz uzattım. Ters S çıktı. Eğer S ise kuzey yarım küre. Eğer bir işin içinde terslik varsa o hep güney yarım küredir. Mesela biz yaz yaşarken onlar kış yaşar. Hep terstir onlar bize. Bakalım şu aşağıdaki örnekte birleştirelim. İki tane oku aldım. Şöyle birleştirdim. Uçlarını da biraz uzattım. Tersse, hmm, güney yarım küre. Geldim buraya. İki tane oku aldım. Birleştirdim. Uçlarını da biraz uzattım. Düzse. Kuzey yarım küre. Belki sorarlarsa bunu sorabilirler. Tamam. Devam edelim. Buradan sorunun bana soru yaz deseler. Soru yazmazdım oradan. Bana soru yaz deseler. Şurada rüzgar gülüyle alakalı soru yazardım kesinlikle size. Çünkü rüzgar gülünün ne olduğunu genel kültür olarak herkesin hemen hemen bilmesi lazım yani. Rüzgar gülü şöyle oluşturuluyor. Şu bizim rüzgar gülümüz bakın şurada uzun oklar var bir de şöyle kısa oklar var. Bunların hepsi yönü gösteriyor aslında bize. Ama uzunlar şunu diyor bize diyor ki burada çok fazla rüzgar esmiş. Burada çok fazla rüzgar esmiş ama şuralarda az rüzgar esmiş. Bunu anlatıyor bize bu. E niye buralarda az rüzgar esmişti orada fazla rüzgar esmiş? Bunu soracaksın. Demek ki şuralarda dağlık bir yer var. Şöyle bir dağlık yer var. Burada boş bir yer. Boş olduğu için burada rüzgar bir akım olarak böyle akmış gitmiş ama bu dağların olduğu yerlerde esememiş. Demek ki ben bir rüzgar gülüne bakarak neyi öğrenirim? Bir, bu yerin biraz yer şekilleriyle alakalı bilgiyi denerim. İki, bir de rüzgarın ne kadar en fazla hangi yönde estiğini de bulabilir. Bakın kuzeydoğu güneydoğu yönünde. Anlaştık mı? Geldim rüzgar çeşitlerine. Bana soru yaz deseler kesinlikle sana rüzgar çeşitleriyle soru yazardım. Özellikle şunu yazardım. Bakın buradakiler kutup rüzgarları. Batılı Ali diyoruz biz buna. Aliler her zaman nereye gider? Ekvatora gider. Aliler her zaman nereye gidiyor? Ekvatora gidiyor. Şurada Alize. Üstündekiler Batı. Bu nasıl Ali? Batılı Ali. Tekrar siliyorum. Tekrar siliyorum. Batılı Ali nereye gidiyor her zaman ekvatora. Şu üstteki kutup rüzgarı, şuradaki batı şurası alize. Bak, alize aliler ekvatora giden alize. Alizenin üstündekiler batılı ali, alttaki değine batılı ali, kutup rüzgarı diğerleri de. Batılı ali kutup rüzgarı bunu unutma. Diğeri muson mevsimlik rüzgarlar. Şunu unutmuyorsun. Muson rüzgarı tam bu Hindistan için Güneydoğu Asya'nın olduğu yerde son tarafta görülen rüzgardı muson rüzgarı. Yaz boyunca denizden karaya doğru esiyordu 6 ay boyunca. 6 ay boyunca da karadan Denize doğru esiyordu. Bunu haritada size göstermiştim. Muson rüzgarlarını. Burada sana sorulursa büyük bir ihtimalle fön rüzgarından bahsedilecek. Yani bütün bu rüzgarlar arasında en değerli olan fön rüzgarıdır. Neden? Çünkü fön rüzgarı dediğimiz rüzgar bizim günlük hayatımızla alakalı. Hepimiz karşılaşabiliriz bununla. Nedir? Bizim yukarıya çıkıldıkça 200 metrede bir derece sıcaklığımız azalıyordu değil mi? Nedir? 200'e çıktık bir derece azaldı. Ama arka tarafta bu rüzgar aşağıya doğru inerken... Bu sefer sıcaklık artıyor. Ama orada 200'de bir azalırken bu sefer 100 metrede bir derece artıyor. Yani daha hızlı artıyor. E bu kadar hızlı artınca gittiği yerde etkiler oluşturuyor. Gittiği yerdeki bitkileri kurutuyor. Gittiği yerde inerken mesela buradaki karları eritip sellere neden olabiliyor. Birçok etkisi var. Bakın Karadeniz'de kış mevsiminde yangınlara neden oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Karadeniz'de Rize çevresinde yangınlara neden oluyor bu fön rüzgarı. Çok ilginç. Geçtik fön rüzgarını. Buradan bir soru hazırlayabilirdim. Tropikal rüzgarlar nerede görülebilir diye. Tropikal rüzgarlar, tornado, tayfun, hurriken gibi böyle çok büyük kasırgalar oluyor ya şuradaki resimdeki gibi. Bunlar ekvatora yakın yerlerde olur. Bizim ülkemizde böyle büyük kasırgalar oluşmaz. Ekvatora yakın olmamız lazım. Orada enerji birikimi var. O enerji birikimi alize rüzgarların gelmesiyle beraber orada iyice bir büyük kasırgalara neden oluyor. Demek ki tropikal rüzgarlar adı üstünde zaten tropikal bölgede, ekvatora yakın bölgede görülen rüzgarlar. Nemlilikle alakalı açıkçası denemelerde çıkıyor. Bağlı nem, maksimum nem, mutlak nem. Ben bununla alakalı soru sormazdım ÖSYM'nin yerinde olsam. Çok ayrıntı oluyor çünkü. Bir sayısalcı ya sormazdım bunu. Ha geldim buraya. İşte ben bununla alakalı soru sorabilirim sana. Sen bir kere sisin, çiğin, kırağının, kırçın nerede ne olduğunu bilmen lazım. Çünkü sen günlük hayatta bunu kullanacak bir öğrencisin. Kırağı, kırç ne bunlar? Geldim. Bakın çiğ bu. Çiğ. Çiğ damlaları sabah kalkıyoruz. Sabah kalktığımızda yaprakların üzerinde damlacıklar görüyoruz. Bunun nedeni ne? Çünkü yaprağımız gece boyunca soğuk. Havanın hafif ısınmasıyla beraber geliyor hava. Kabımız yani bu nemde anlatmıştık bunu. Kabımız geliyor çiğe soğuk bir zemine dokunuyor. Kap küçülüyor soğuk bir zemine. Hava yani havayı düşün. Kaptan kastım o. Hava küçülünce içindeki suyu dışarı bırakıyor. Yağmur yağmıyor aslında. İşte biz buna çiğ diyoruz. Çiğleri sabah görmüşsünüzdür. Sabah aynı zamanda kırağı da görüyorsunuz. Peki hocam çiğ ile kırağın arasındaki fark ne? Aslında ikisi aynı şey. Çiğ de aynı şey. O da aynı şey. Ama Çiğ sıfır derecenin üzerinde oluyor. Sıfır derecenin üzerinde olduğu için bakın oradaki su donmamış. Ama sıfır derecenin altındaysa mesela kış mevsiminde sabahları görüyorsunuz değil mi? Çok soğuk oluyor kış mevsiminde sabahları. Ne oluyor? Bir bakıyorsunuz yaprakların üstü buz tutmuş. Sabahları işte iyice soğuk olduğunda sıfır derecenin altında olduğunda o damlalar kara. Kırağıya dönüşüyor. Kırağı sıfır derecenin altında. Kardan gelsin sıfır derecenin altında. Kırç. Bütün bunlar bakın kırağıya da benziyor kırç. Ama çok daha sert olanı bir kırç diye kırılıyor. Daha soğuk olan yerlerde, Erzurum gibi yerlerde daha da soğuk bakın. İyice damlalar buza dönüşmüş, tamamen buza dönüşmüş artık, kırça dönüşmüş. Geçiyoruz. Yine bakın, bu sefer az öncekiler yerde oluşuyordu. Bunlar gökyüzünde oluşuyor. Yağmur, kar, dolu. Sıfır derecenin üstündeyse yağmur olarak düşüyor ama sıfır derecenin altındaysa kar ve dolu olarak düşüyor. Burayı geçtik. Oluşumlarına göre yağışlar Şimdi geldik buraya oluşumlarına göre yağışlara. Bana soru hazırla deseler ben bu yağışlardan ilk bu soruyu hazırlardım. Yani yağışların nasıl oluştuğunu bilmen lazım senin. Günlük hayattaki bir öğrencisin sen. Orografik yağışlar. Orada bir dağ var uzakta. Yani dağların yamacına tırmanan yağışlar bunlar. Karadeniz'de ve Akdeniz'de bizim ülkemizde dağların yamacına denizden gelir, tırmanır, yağış oluşturur. Biz ona orografik Yamaç yağışı deriz. Aklımıza nasıl gelecek? Orografik orada bir dağ var uzağa dağ tırmanarak oluşturuyor. Konveksiyonel yağışlar. Konveksiyonel. Yani konmaktan gelecek aklımıza bir kuşumuz var. Kuşun konabilmesi için yükselmesi lazım değil mi? Bu nasıl oluşuyor? Hava ısınıyor. Isınan hava yükselip yağış bırakıyor. Genelde karaların içinde olur. Ekvatorda olur. Diğer tarafa geldim. Cephesel yağışlar. Frontal yağışlar. Fırın nasıldır? Fırının içi sıcaktır. Dışarısı soğuktur. Sıcak soğuk karşılaşınca yağış oluşturuyor. İşte biz de buna cephe yağışları diyoruz. Frontal dediği zaman fırın gelecek aklımıza. Ha cepheyi aklımıza getireceğiz. Devam ediyoruz. Büyük iklim tiplerini öğrenmiştik. En fazla konu çıkan yani bu kampımızda büyük iklim tiplerine ayrıca baştan sonra sıfırdan öğretmiştim. Türkiye'deki iklimlerle alakalı bize şunu sorabilirler bak. Çünkü KPSS'de vesaire Oradaki soruları hazırlayan öğretmenler buna hastalar. Burada da sorulabilir, karşımıza çıkabilir. Şimdi bizim hangi basıncın bizi ne taraftan etkilediğini bilmen lazım. Sana bu sorulduğu zaman Türkiye'nin hemen, bakın Sibirya nerede kalır? Sibirya bizim kuzey doğumuzda kalıyor değil mi? Bakın yine Basra, Basra körfezimiz vardı aşağıda kalıyor bakın görüyor musun? Yine aynı zamanda İzlanda Biraz daha böyle Avrupa'ya doğru kuzeyde kalıyor. Yani yerlerini bildiğin zaman aslında bu basınçların bizi nereden etkilediğini de bilmiş oluyorsun. Azor Adaları da orada Afrika'nın bulunduğu bölgedeki adalar, açıklarındaki adalar. Zaten Azor'u bilmesen de çıkacaktır. Şimdi bunlarla alakalı sen bunların nerede olduğunu bildiğin zaman seni nasıl etkilediğini de bilebilirsin. Neden? Hangisinin yazın, hangisinin kışın etkili olduğunu da bulursun. Mesela Sibirya bizi kış mevsiminde etkiliyor. E, Sibirya'dan geliyor soğuklar ve çok ciddi anlamda bizim soğuk getiriyor bizim ülkemizi. Mesela Basra Körfezi bizi daha çok güneyden etkisinin ge getiriyor. Çöl bölgesinin etkisini getiriyor. Ve yaz mevsiminde o zaman orada sıcaklıkları arttırıyor değil mi? Bakın sen bunların nerede olduğunu bildiğin zaman senin karşına çıkacak soruyu da çok rahatlıkla yapacaksın burada. Devam ediyoruz. Rüzgarlar. Kayıp sakalı hepiniz biliyorsunuzdur. Karayel kayıp kayıp sakal yazıyorsun buraya. Yerlerini bilmen yeterli. Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Yerlerini burada bilmen yeterli. Sana burayı böyle sormaları bunu bile sormayacaklardı sana. Şu bizim için önemli. Genelde bunun üzerinden soru soruyor ÖSYM. Türkiye'deki iklimi sorduğu zaman böyle soruyor. En fazla yağmurunu hangi bölgemiz ne zaman alır? Hemen kendine bir tane E harfi çiziyorsun Türkiye'nin üstüne. Bak, İç Anadolu bölgesi ilkbahar, Erzurum ve çevresine doğru yaz, Karadeniz bölgesi sonbahar. Geri kalan bu bölgeler yine Güneydoğu Anadolu'da kapsayacak şekilde kış mevsiminde yağmurunu alıyor. Peki hocam ben bunu nerede kullanacağım? Bize şöyle bir grafik veriyor. İşte sana Türkiye ile alakalı soru sorulursa bu sorulacak. Bunu soracak sana. Diyor ki, bu grafik aşağıdaki illerden hangisine ait olabilir? Sen bakıyorsun. Her mevsim yağmur yağmış burada. O zaman Karadeniz'e ait deyip Karadeniz'deki bir şehri seçiyorsun. Geldin bir alttaki grafiğe. Buraya bakıyorum şimdi. En fazla yağmurunu ne zaman almış? Buna bakacaksın. Buradan yola çıkacaksın. Mart, Nisan, Mayıs. Yani Haziran'da kaymış. işte Mart, Nisan, Mayıs ilkbahar ayında almış. Ha, ilkbaharda en fazla yağmurunu neresi alabilir? Türkiye'yi çizdin, içine bir E harfi koydun. İlkbahar İç Anadolu Bölgesi'ndeki bir şehirden başlayacaksın. Kayseri. Bu soruluyor gençler dikkat edin. Geldim buraya. Bakın Mayıs, Haziran, Temmuz. Mayıs, Haziran, Temmuz daha çok yaza kaymış görüyor musunuz? Yaz mevsiminde. E harfini çizdim. İlkbahar, yaz. Erzurum, Kars çevresine doğru. Bakın Ardahan'da. Gördük mü? Bu şekilde bu grafikleri yorumluyoruz. Geldim diğerine. Bakın kış mevsiminde almış yağmurunu. Ha Hatay, Akdeniz ikliminin bulunduğu bölgeye. Yani. Bu şekilde yapıyorsunuz bunları. Bu soru çıkmıştır. Tekrar çıkabilir karşımız. Geldik buraya. Buradaki sorumuz şuradaki medeniyetlerden çıkabilir ki medeniyetleri haritada size göstermiştim. Aztek, Maya, İnka medeniyetimiz vardı. Aşağıya inmişti. Medeniyetleri göstermiştim. Şunu söylemeden geçmeyeyim çıkarsa bu çıkar. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin ortak özellikleri nelerdi? Buralar su kenarlarıydı. Verimli topraklardı. Ve aynı zamanda en önemlisi, en önemlisi iklim şartlarının iyi olduğu yerler. Bu, bu sorulursa bu sorulur bize. Devam ediyoruz buradan. Dünyadaki yerleşmeleri, nüfusun yoğunluğunu haritada öğrenmiştik. Yerleşme dokularına geldik. Buradan bana soru sor deseler aslında buradan soruyu pek seçmem ama şu çok temel bir bilgidir. Sorulursa bu sorulur. Dağınık yerleşmeler nerede? Toplu yerleşmeler nerede? Dağınık yerleşmeler Karadeniz'de gençler. Karadeniz'de bizim her tarafta insanlar Aralarda çok ciddi anlamda kilometreler vardır evlerin. Neden? Çünkü orada su kaynakları bol, bizim orada yer şekilleri engebeli, tarım arazileri az vesaire derken insanlar hep dağlık yerleşmişler. Herkes bir bahçe kapatmış, o bahçeyi korumaya almış kendi evinin çevresinde ve her, herkes birbirinden uzaktı. Dağlık yerleşmeler bu. Toplu yerleşmelerde biraz daha kurak olan bölgelerde, suyun az olduğu bölgelerde ülkemizde İç Anadolu bölgesinde gibi. Doğu Anadolu, bölgesinde gibi. İşte geldik buraya. Türkiye'de ben soru soracak olsam bu yerleşmelerle alakalı sana soracağım şey kesinlikle Türkiye'deki yerleşmenin nerede fazla olup nerede az olduğu. Birçok harita sorusunu, Türkiye harita sorusunu buradan yaparız. Türkiye haritası ne yazık ki birinci kısımda sorulmuyor. ikinci kısımda, AYT kısmında soruluyor. TET'de yok Türkiye haritası ama sorulursa ki pek beklemiyorum ama ben olsam Türkiye nüfusun dağılışını kesinlikle sorardım. Yani bana deseydi ki Yunus Hoca soru hazırla ben kesinlikle Türkiye'deki nüfusun dağılışını sorardım size. Türkiye'deki nüfusun dağılış sorularını nasıl yapacaksın? Şu haritayı lütfen videoyu durduruyorsun. Şu haritaya şöyle bir bakıyorsun. Bu haritada şuralarda nüfusun yoğun olma ihtimali var mı? Bakın şu dağlık tepelik yerlerde nüfusun yoğun olma ihtimali var mı? Yok. İşte buna göre yapacaksın bunu dağlık, tepelik yer. Ama şurada Adana'da nüfus yoğun olabilir, değil mi? Biraz daha şurada Marmara'nın bu bölgelerinde şu aralarda grabenlerde nüfus yoğun olabilir. Buna göre bu haritayı şöyle gözünü gözünü açıp öğrenmen gerekiyor. Ben olsam bunu sorardım. Geçiyoruz. Çok da fazla bizim konumuza giriş yapmıyor. Bölge türleri ile alakalı kesinlikle soru geliyor demiştik ve bu bölge türlerini anlatmıştım size. Geçelim artık 10. sınıf konularına. Geldik 10. sınıf konularına. ÖSYM'nin buralardan hiç soru seçmiyor. Nedense onun sınıf konularından soru seçmiyor buralarda. Ama artık şu yer kabuğu, manto çekirdek bununla alakalı bir sorunun gelmesi lazım çünkü bunu her insanın bilmesi gereken bir konu bu. Ne yapacaksın? Bizim yer kabuğu, manto ve çekirdeği bilmemiz lazım. Yer kabuğu bunu bize sorulduğu zaman bir elmayı düşüneceksin. Elmaya göre cevap vereceksin. Elmanın bir kabuğu var. Aa yer kabuğu. İçinde bir mantosu var. Bir de içinde çekirdeği var. Bakın, en fazla yer kaplayan yer o içindeki manto dediğimiz yerdir. En ince olan yer dışıdır. Bir de bizim çekirdeğimiz katıdır. Şu iç çekirdek katıdır. Bu o kadar sıcaktır ki buraya gidildikçe sıcaklık ve yoğunluk artar çekirdeğe gidildikçe. O kadar çok fazla sıcaktır ki şu üstündeki manto ve dış çekirdek akışkan haldedir. Bunları bilmen bu soruları yapmanı sağlayacak. Diğer tarafta sima ve sial kavramını bilmen önemli. Sima, siyal. Yer kabuğu iki ayrılıyor. Sima ve siyal diye. Sima Okyanusa bakıyorum. Simamı görüyorum değil mi? Simamı görebilir miyim suya baktığımda? Görebilirim. Ha o zaman diyeceksin sima okyanusal kabuk. Siyal de karasal kabuk olmuş. Olur. Anlaştık mı? Geçiyorum burayı. Levha tektoniği kuramı biliyorsunuz. Dünya önceden tek bir kıta halindeydi. Yavaş yavaş parçalanarak diğer kıtalara dönüştü. Burayla alakalı soru beklemiyorum. Şuraya gelelim. Burayla alakalı soru çıkabilir karşımıza. TET'de bunun sorulacağını pek mümkün görmüyorum ama burada bir şeyi bilmen lazım. Şuradaki taş kömürü ve siyah nokta aldım ya ben bu siyahlar, bu siyahlar. Taş kömürü Hangi jeolojik zamanda? Bize neyi gösterir? Bunu bilmen yeterli. Sürekli bunu soruyorlar bize. Taş kömürü çok eski jeolojik zamanlarda oluşur. Bir yerde sen taş kömürü görüyorsan bu çok eskiden oluşmuş dersin. Mesela ülkemizde sadece Zonguldak'ta taş kömürü var. Bunun nedeni çünkü sadece ülkemiz bizim genç oluşumlu bir ülke. Çünkü Zonguldak çevresi sadece eski oluşumlu. Sadece o yüzden orada taş kömürüne rastlayabiliyoruz. Anlaştık mı? Taş kömürü birinci jeolojik zamanda çok eski oluşumlu. Ama linyit kömürü genç oluşumlu. Bizim ülkemizde genç oluşumlu. Ha o zaman bizim ülkemizin birçok yerinde linyit var mı? Var. Yani biri bize şunu sordu zaman. Ülkemizin birçok yerinde linyit olmasının nedeni nedir? Ülkemizin genç oluşumlu olmasıdır diyorsun. Linyit, petrol, bor, tuz. Ülkemizde bor ve linyit fazladır mesela. Bor, tuz, petrol. Bir tek petrolümüz yok. Bütün bunlar niye? Çünkü ülkemiz genç oluşumludur. Unutmuyorsun. Ve Alp daha Dağ Kuşağı. Alp nasıldı? Genç görünümlüydü. Genç oluşumludur. Lütfen burayı unutma. Petrol, linyit, bor, tuz bunlar 3. jeolojik zamanda senozoikte senin yaşadığın zamanda oluşmuştur. Tersiyer katında oluşmuştur. Türkiye'nin oluştuğu kattır. Tersiyer Türkiye. Türkiye'nin Tetis Denizi'nin üstüne çıktığı kat jeolojik zaman burası. Tamam. Bu jeolojik zamanlarda sorulursa sana bu sorulur. Çok da fazla çok da fazla ayrıntıya girmene gerek yok burada. Burada sana sormam çok ayrıntı. Şurada bizim antiklinal, senklinal Horst Graben sistemini sorarlar mı? Bence karşına çıkması lazım bunun. Horst Graben, Horst diyoruz. Host yukarı doğru. Garibanlar her zaman aşağıdadır. Horst derken sert konuştum. Horst diyorum nasıl? Sert. Sert arazinin olduğu yerler buralar. Diğer tarafta antiklinal, senklinal. Eğer arazi baskıya uğrayıp arazi yumuşak bir arazi ise işte yine böyle dağlar oluşuyor. Antiklinal yukarıda kalan yer, senklinal aşağıda kalan yer. Antik annemiz yukarıda, sen aşağıdasın. Böyle kodluyorsun. Anne ve sen nasıl yumuşaksınız değil mi? Yumuşak arazilerdir. Horst graben sert araziler. Horst yukarıda graben aşağıda. Buradan bu sorulabilir diye düşünüyorum. Devam edelim. Şurada Dyke, Sil, Batolit ve Dyke. Ama bunu TYT'den seçmedi hiç. Nedendir? MSU'de buna takmış durumdalar. Şuna. Son iki senedir çıkıyor. TYT'de çıkmıyor. Bu sene belki de gelecekler buradan soracaklar. O yüzden bunu bilmemiz lazım. Bizim Yüzey volkanizması şekillerimiz var. Bir de derinlik volkanizması şekillerimiz var. Bunlar derinlerde oluşan volkanizm. Geliyor bizim lavlarımız tabakalara sokuluyor. Ve böyle şekiller oluşturuyor. Biz de onlara isim veriyoruz. Bakın lakolit dediği zaman bize mantar biçiminde bir şekli gördüğümüzde şöyle mantar biçiminde bir şekli gördüğümüzde biz ona lakolit diyoruz. Kola benziyor bakın. Şöyle kol çiziyorum. Şöyle diyorum sonra. La kolina noldi la? La mantarı yersen Kolun öyle olur işte diyorum. Lakolit, lakolit. koluna la ne oldu? Mantarı yersen öyle olur işte. Yani sen mantar biçiminde bir şekil gördüğünde hemen a la kolina ne oldu? Lakolit diyorsun. Sil, sil yatay şekiller. Yani ben şu tabak iki tane tabaka var. Şurada iki tabaka var. Bu iki tabakanın arasına şöyle bir tane yatay sokulduğu zaman bu şekil. Şöyle yatay lav yatay bir şekilde sokulduğu zaman ben buna sil diyorum. Tahtayı nasıl siliyorsun? Yatayı siliyorsun. L'leri yazarken şöyle yaz. Sil nasıl yazdım? Yatay yazdım. Yatay sokulursa. E hocam ama sizin verdiğiniz bu şekildeki yatay sokulmamış ki dik sokulmuş. Hayır dik sokulmamış. Tabakalar böyle uzanıyor. O da tabakalara nasıl sokulmuş? Yatay sokulmuş. Aradaki ince farkı unutma. Dyke Dyke diyor bak. Dik. Tabakalara nasıl sokulmuş? Dik sokulmuş olana da dike diyoruz. Dik, dike, dik. Batolit en aşağıdaki büyük olan. En aşağıda bakın büyük bir şekilde batmış. En aşağıya batmış. Unutma resmen 2 senedir MSU'de çıkıyor. Bir bakmışsınız. KT'de de karşımıza çıkmış. Deprem çeşitleriyle alakalı ben soru hazırlardım. Çünkü bu bir kavram sorusu. Çöküntü depremi nedir? Karstik kalkerli arazilerde. Kireç taşı kalkeri net bir şekilde bilmen lazım. Kalker kireç taşıdır. Kireç taşının olduğu yerlerde, arazide o kireç taşı rahatlıkla eriyor. erince boşluklar oluşuyor ve orası çöküyor. Al sana çöküntü depremi. Volkanik depremler, volkanlar patlıyor. Volkanların çevresini etkiliyor. Bu iki tanesi sadece kendi çevresini etkiliyor. Çok etkili değiller. Bizim asıl deprem dediğimiz deprem tektonik deprem. Yani bu ayrımı bilelim. Burada bunun dışında soru gelmeyecektir sana. Zaten deprem soru buradaki soru sana deprem çizgilerini çizip çizmemenle alakalı geliyor. Biz de haritalarda depremleri çizmeyi öğrenmiştik ve Pasifik deprem kuşağının en etkili deprem yeri olduğunu görmüştük. Kayaçlarla alakalı sana böyle çok ayrıntılı bir kayaç sorusu gelmez. Buradaki kayaçlarda en önemli 3 tane kayacımız var bizim. Onlar da zaten topografyamızı oluşturuyor. O yüzden bu üç tanesini soruyorlar bize. Yani şurası bizim için değerli olan. Soruldu mu? Soruldu ne zaman? 2-3 sene önceydi galiba. Kalkerle bağlantılı bir dış kuvvetler sorusunda sorulmuştu. Şimdi burayı öğrenelim. Bak bizim granitimiz var. Bana biri granit dediği zaman tencerenin içinde granit kullanıyoruz biz değil mi? Tencerelerin içi neyden yapılıyor? Granitten. Granit bir iç püskürük taştır. Yani şu tencerenin içiydi granit. Şöyle diyoruz. Tencerenin içi granit hocam. Ha o zaman granit iç püskürük bir taş. Granit şöyle tor topografyasını oluşturuyor. Ve bizim ülkemizde Aydın Çin'e arasında tor topografisi var. Bir bana tor topografyası dediği zaman torun çekici gelecek aklına. Torun çekici vardı. O çekici neyle kaplıyorlar? Aynı tencereleri kapladıkları granitle kaplıyorlar. Sert bir kayaç ve bu şekilde şekiller oluşturuyor arazide. Birçoğunuz belki görmüşsünüzdür. Peribacaların. Ben olsam peribacaların sorarım bu sene. Artık sorulma zamanı geldi. Bu ülkede yaşayan bir insanın peribacasının nasıl oluştuğunu ne olduğunu bilmesi lazım. Ülkemizde Kapadokya'da özellikle en bilindik yeri Kapadokya'da. Bunun yine onun dışında olduğu yerler Van'da Kula Volkanları'nın olduğu yerde de var ama Kapadokya'yı bileceğiz. Peri bacalarının oluşumunda ne etkili? Hem dış kuvvetlerle bağlantılı hem de kayaçlarla bağlantılı sorulabilir bu. Özellikle tüfü bilmeni istiyorum. Tüf, volkanlar patladığında kül dışarı çıkar. Tüf 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 diye dışarıya kül çıkar. İşte biz ona tüf diyoruz. Tüfler biraz daha yumuşaktır. Bizim peri bacalarımızın altındaki şu yumuşak kayacımız tüf. Ama bu kayacın üstünde bir de iki tane Andezit ve bazalt diye dış püskürük kayaçlarımız var. Senden asıl öğrenmeni istediğim tüf. Tüf volkanik arazilerde oluyor. Ve bu şekilde peribacaların oluşmasına neden oluyor. Aşağıda biraz daha kolay aşınabilir bir kayaç. Diğer kayacımız kalker. Kalker soruldu. Bence artık sırada tüf var. Tüf ver peribacasını soracaklar. Kalkeri de yine söyleyelim. Kalker neydi? Kalk eğer erler ölüyor... Erler ölünce geçmiş zamanlarda bu erilerin üzerine ne yaparlar? Kireç dökerler. Bir kaldırıyoruz ellerimizi, kireç oluyor. Kireç taşıdır. Ülkemizde Akdeniz'de çok fazla vardır, o yüzden sürekli çıkar karşımıza. Özellikle ülkemizde bu kireçten kirecin birikmesiyle Pamukkale'de travertenler oluşmuştur. Unutmuyorsun, kalker. Travertenlerin oluşmasında kireç etkilidir, kireçler. Devam ediyoruz. Buradan bana soru sor deseler şuradan soruyu sorarım sana. Türkiye'deki deprem bölgesini çizmeyi bilmen gerekiyor. Kuzeyden geliyoruz Vana, Hatay'dan geliyoruz Vana ve buralara kırık atıyoruz böyle. Bir daha çiziyorum. Türkiye'de sana verilen şehirlerden hangisi de deprem olur olmaz gibi bir soru sorduğunda Vandan gel, şuradan Marmaradan gelip Vana doğru, Hatay'dan gelip Vana doğru buralara da kırık atıyorsun. İşte. Buralarda deprem olur. Buralarda volkan olur. Türkiye depremin nerede olduğunu bil. Bir de Türkiye'deki volkanik arazilerin nerede olduğunu bilmen lazım senin. Yani bizim şurada bakın Van Gölü'nün kuzeyinde şöyle Erzurum'a doğru uzanan bu alan volkanik arazilerdir. O zaman sen tüf taşına gidip oralarda rastlayabilirsin. Volkanik taşlar oralarda rastlayabilirsin. Yine geldim bakın Diyarbakır çevresinde bir tane volkanik Karaca Dağımız var. İç Anadolu bölgesinde bakın şu hat boyunca volkanik arazimiz var. Kula volkanlarının olduğu bölge nerelerin volkanik olduğunu bu şekilde gözünün önüne getirebiliyor olman lazım. Volkanik arazileri bilirsen birçok soruda yardım edebilir bu sana. Ha senin için biraz ayrıntı ama hiç yoktan bu konuda bunu bil. Geldik dış kuvvetlere. Gençler dış kuvvetler konusu çok katsa. Şimdi burada not alacaksın şimdi. İzohipslerde not aldık. Dünyanın şekli ve hareketlerinde not aldık. Üçüncü not alacağımız yer dış kuvvetler. Neden? Şimdi dış kuvvetler konusu çok çok kapsamlı bir konu. Oturup sana burada bütün dış kuvvetleri anlatmam imkansız. En az 3 saat sürer. Ama sana da şöyle bilgiler vereceğim şimdi. Dış kuvvetler konusunda soru geliyor Bu zamana kadar gelmedi son 5 senedir. Çünkü sınav sistemi değiştikten sonra. Bir tane geldi. Orada da çok basit bir şekilde az önce söylediğim şekilde kalkerle bağlantısı soru. Kalker kayacı sorulu aslında. Lapya dolinuvala polye. Karstik. Lapya dolu polya oradaki lapya dolu nuvala polya şekillerinin oluşumunda etkili olan kayaç hangisidir diye çok genel bir soru soruldu. Aşırı genel bir soru soruldu. O yüzden buralardan soru beklediğim konular değil aslında ama artık buralardan da soru gelme ihtimali var geldi çünkü senesi geldi sorulması lazım ama çok kapsamlı bir konu tek tek anlatılması lazım o yüzden bunu senin gidip kendin çalışman gerekiyor sana tavsiyem peki hocam ben bunu gidip kendim çalışayım mı diye sorarsan bana sana tavsiyem bir yazdırdım zaten izoipsleri ilk olarak Gidip öğreneceksin. Denemelere öyle gireceksin. Çünkü denemelerde çıkar. İki, İkinci sıraya yaz bunu ikinci sıraya gidip dış kuvvetleri çalışılacak yaz oraya. Özellikle izohipslerden hemen sonra çalışılacak. Merak etme izohipsleri bir günde bitirirsin bu dış kuvvetleri de iki günde bitirirsin kafan rahat olur. Oradaki saçma sapan bir sürü konudan kurtulmuş olursun sana bir yol haritası çiziyorum. Bu çok kapsamlı bir konu. Özellikle çalışırken denge profiline çalışmanı istiyorum. Not al oraya denge profili delta ovasına çalışmanı istiyorum videoyu izlerken bir de Menderes'e çalışmanı istiyorum. Soru gelecekse bu üçünden gelecektir sana. Anlaştık mı? Menderes S şeklinde şu şekilde daha düz yerlerde olan şekildi. Delta denizin kenarındaki D harfine benzeyen çıkıntıydı. Bunu da böyle söylemeden geçmeyeyim. Önemli orası. Devam ediyoruz. Hah Soru buradan gelmişti. Sorunun buradan gelmesinin nedeni ülkemizde karstik şekilleri Akdeniz'de çok rastlanıyor olması. İşte bakın o kadar basit sordular ki soruyu aslında. Konuya sadece gözüyle şöyle 5 dakika bakan birinin bile yapabileceği bir soruydu. Yani Lapya, Dolinova, Lapolya gibi yerlerde hangi kayaca rastlarız demişlerdi. Ne karstik şekil bunlar. Kalkerli arazide olan kalker kayacının olduğu yerde. Bu kadar da basit soruldu yani. Ayrıntı da sorulmadı. Burada yine sana sorulursa kalker... Şey bağlantısı sorulur merak etme çok kolay bir konudur bu. Bu konuları gençler böyle resimleriyle kodlamalarıyla bir sürü zor gibi görünüyor ya merak etmeyin çok kolay bir şekilde öğrettim sana sadece oradaki ana videoları izle. Çok kapsamlı ve uzun konular gördüğünüz gibi delta ovaları karstik araziler işte senden delta ovalarını vesaire öğrenmeni istiyor poly ovaları. Bunlar ben açıkçası bu kadar ayrıntılı bir soru sorulacağını TYT'de düşünmüyorum Türkiye kısmında bunu zaten sormuyorlar. Bana soru hazırla deseler şuradan bir soru hazırlarım. Kalkerli arazi nerededir? Karstik ovalara ülkemizde nerede rastlanabilir? Bunu bile bilmen yetiyor aslında. Akdeniz bölgesini gördüğün zaman kalkerli karstik araziler, karstik ovalar hepsini yapıştırıyoruz. Delta ovalarımız nerede? Şurada çukur ovamız var. Bafra, Çarşamba ovamız var. Bakın haritada zaten çok belli yerleri. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes burada. Balat, Menemen, Dikili Ovalarımız var. Bunun kodlamaları var haritalı anlatımlarda. Ben açıkçası bu kadar ayrıntılı sorulacağını düşünmüyorum. Bakın bu kadar ayrıntı siz KPSS öğrencisi değilsiniz. İşte Karstik Ovalar nerededir? Delta Ovaları nerededir? Bunlarla zaman harcamayın gençler. Ya yani siz bir TET öğrencisiniz gözünüz seveyim. Ya sen bir sayısalcısın. Senin şurada Türkiye'deki ovaların nerede olduğuyla sen böyle bir şey Böyle bir şey çalışman doğru değil. Bunlar çok aşırı ayrıntı konular. Yani bildiğiniz KPSS konuları bunlar. Buradaki sorumuz ne çıktı bize biliyor musun? Göllerin genel özellikleri çıktı. Türkiye'deki göllerin genel özelliklerini sordu. Ne zaman? Geçtiğimiz sene değil ondan önceki sene. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki göllerin genel özelliklerinden biri değildir tarzında bir soru çıktı. Çok da basit bir soruydu bu. Bu sene artık Türkiye'deki akarsuların özellikleri sorulabilir. Ha beklediğim soru buradandır. Yani şu an gençler bakın elimden geldiğince sorunun nereden gelebileceğini göstermeye çalışıyorum size. Bu video daha çok 80 videoyu izlemek istemeyen ama denemelerde de bir şeyler yapmak isteyenler için. Bakın. Burada Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri, Türkiye'deki göllerin genel özellikleri soruldu. Bu sorulabilir. Bakın bizim ülkemizdeki akarsularımız düzensizdir. Çünkü ülkemiz öyle görüldüğü gibi yağmurlu bir ülke değildir. Yarı kurak bir iklime sahibiz biz. O yüzden düzensiz. Öyle sürekli her dönem aynı seviyede akmıyor bizim akarsularımız. Bazen akıyor bazen akmıyor mevsimine göre. Ama hidroelektrik enerji potansiyelimiz yüksektir. Ne demek bu? Sudan elde elektrik elde etmek yani barajlar kurmak. Baraj neden bizim ülkemiz dağlık engebeli olduğu için, dağlık engebeli olduğu için bizim ülkemiz burada çok rahatlıkla engebeden aşağıya suyu bırakıp elektrik üretebiliyoruz. Bizim elektrik potansiyelimiz sudan çok yüksektir. Ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Neden ulaşmamıştır? Çünkü bizim ülkemiz genç oluşumda daha dağlık ve engebeli. Denge profili denizle aynı seviyeye gelmiyor. Biz daha dağlık ve engebeliyiz denge profiline ulaşmadık. Çıkarsa bu soru çıkacak. Ülkemizdeki akarsular ulaşıma elverişli değildir. Çünkü dağlık ve engebeliyiz değildir. Boyları Kısadır ülkemizdeki akarsuların, çünkü ülkemizin etrafı denizlerle çevrili. Üç tarafımız denizlerle çevrili, hemen denize ulaşıyor akarsular, boyları kısa oluyor. Debileri düşüktür, yani içinden akan sular azdır. E çok fazla yağmurlu bir ülke değiliz, yarı kurak bir ülkeyiz. Akış hızları fazladır ülkemizdeki akarsuların, çünkü dağlık ve engebeli bir ülkeyiz, daha hızlı akıyorlar. Yani bu yüzden etraftan alivyonları, toprakları toplayıp denize götürüyorlar aşındırma güçleri fazladır bu yüzden. Evet bunları bilmeniz yeterli ülkemizdeki akarsularla alakalı. Geçiyorum aşırı ayrıntı Türkiye'deki akarsular. Bence sizin için aşırı ayrıntı böyle bir soru sorulma yöntemi 5 soru var zaten tutup da sana akarsuyu sormaz. Yıllardır da sormadılar hiçbir zaman da sormuyorlar. Türkiye'nin göllerinin genel özellikleri çıkan soru büyüdü işte ülken göllerinin genel özellikleriydi. Tekrar aynı soruyu sormazlar, akarsuyu sorarlar size. Diğer taraftan devam edelim. Topraklar. Topraklarla alakalı bence artık bir katman sorusunun gelmesi lazım. ÖSYM katman sorusunu sever. A, B, C, D yazacaksın. Bir de yukarıda organik maddelerin olduğu, bu bitkilerin vesaire olduğu sıfır var. O sıfır yani onu başlangıç olarak gör. A, B, C, D yazıyorsun. En üstteki katmanımız bizim A katmanı bizim yıkanma katmanımız. Neden? Yağmur geliyor. Burayı yıkıyor. Burayı yıkayıp B katmanına B birikme diyor zaten. Getirip burada yıkadıkları mineralleri getirip biriktiriyor ki bakın beyaz beyaz nokta nokta. Çünkü oradaki tuzlar kireçler getirip orada şurada biriktiriliyor. Birikme katmanı. D katmanı ana kaya toprak oluşacak ya ana bir kaya. O ana kaya parçalanıyor. Ayrışınca C katmanında ayrışmış oluyor tamam. Burası bizim katman horizonlarımız, toprak katmanları. Buradan belki bir soru çıkabilir ama ben soruyu açıkçası bunlardan beklemiyorum. Kimyasal ha soruyu beklediğim yer burası. Kimyasal parçalanma, fiziksel parçalanma. Soru soracak olsam bunu dünya haritası üzerinde sorarım sana. Nasıl sorarım? Bir haritası üzerinde veririm. Toprak oluşumunda, toprak oluşumunda fiziksel parçalanmanın yukarıda verilen dünyada Toprak parçalanmasının hangisinde daha fazla olduğu söylenebilir? Ya da kimyasal parçalanma. Su varsa kimyasal parçalanma. Su yoksa fiziksel parçalanma. E biz haritada nerede su olduğunu harita kampında nerede olmadığını öğrenmiştik. Kimyasal parçalanma. Açıkçası buradan böyle bir soru ben sormam ya topraklarla alakalı. Toprakların özellikleriyle alakalı. 5 sorunun birini burada böyle yemem. Genel sorarım. Açıkçası böyle sormam. Toprak sormam. Ben olsam oturup toprakları ezberlemekle uğraşmam. Yani TYT öğrencisi olsam oturup toprakları ezberlemekle uğraşmam. Ha sen bir sözelcisindir, eşit ağırlıkçısındır, Riske atamazsın. Oturursun ana videoyu izlersin. Ama ben sayısalcılar için söylüyorum. Sayısalcı olsam bununla uğraşmam. Bütün bu toprakları ezberlemekle uğraşmam. Bitkileri ezberlemekle uğraşmam uğraşmam bunlarla ki sen aslında bunları yorumlayabilirsin. İklimi bildiğin için bu bitkileri bilirsin. Sadece şunu bilmeni isterim senden. Derim ki Akdeniz çalı biyomu nerededir? Ne yaparsın? Akdeniz ikliminin olduğu yerde çalı formasyonunu çizdin mi? Bitti. Bu kadar. Bir de bitkilerde şunu bilmen yeterli. Çayır bitki örtüsü Bizim Erzurum ve Kars çevresinde var. Büyükbaş hayvancılık. da yapılıyor. İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde biraz daha böyle bozkırlar, stepler var. Orada da küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Bir de geldim buradan Maki'yi bildim mi? Senin için yeterli bu kadar. Sana sorulacak olan sorular budur. Savan belki sarı otlar onu iklimde öğrenmiştik belki çıkabilir. İklim olarak çıkar çıkarsa da. Bitkileri o kadar ayrıntılı bilmene gerek yok. Türkiye'nin bitki örtüsü. Şuraya baksana bu kadar bitki. Bozkır'ı sorardım ben sana. Bozkır'da küçükbaş hayvancılık yapılır. Bunu sorardım ki niye hocam neye göre bunu söylüyorsunuz yani? Niye? Geçmiş yıllara göre gençler. Geçmiş yıllarda yok. Sorunun fazla olduğu yıllarda bile böyle bir bitki sorusu sorulmamış. Sorunun hiç olmadığı bu senelerde gelip sana böyle bir soru sormaz. Gelip sana en genelini sorar. Bozkır küçükbaş hayvan bağlantısını sorar. Çayır Erzurum Kars büyükbaş hayvan bağlantısını sorar. Olay budur. Bu kadardır. Çünkü bu soruyu hazırlayanlar da benim gibi biliyorlar ki sen bir TYT öğrencisisin. Sana göre soru soruyorlar. Nüfus. Nüfus konusunu ayrıntılı bir şekilde işlemiştik sizinle. Türkiye nüfusun dağılışı. Bütün hepsini ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Ana, bundan önceki videoda. Bunları konuşmuştuk. Ekonomik şeyleri konuşmuştuk. Kanallar ve boğazları buradan soru gelme ihtimali vardır. Bunu da haritada konuşmuştuk. Afetler de en son videomuzdu. Doğal afetlerden her sene soru geliyor demiştik. Evet burada daha çok bu videoda. Ya ben böyle anlattığım zaman hoşuma gitmiyor böyle bir anlatım. Sırf yardımcı olmak istiyorum başta. Ama sonra da bunun doğru bir şey olmadığını fark ediyorum. Neden? Çünkü böyle bir anlatım sanki anlatmamış gibi hissediyorum. Hani böyle buradan söyleyip geçmiş gibi hissediyorum. Bu benim öğretmenlik anlayışıma yakışmıyor. Benim öğretmenlik anlayışıma uymuyor. Ama göstermem de gerekiyor. Kitapta bak bu önemli. İşte bunun şurada çalış. Bunun şurası önemli. Tarzında bir şeyleri de göstermem lazım. Şunu söylüyorum sadece size. Eğer ki ayrıntılı çalışmak istiyorsan. Gerçekten ayrıntılı ben riske giremem diyorsan. Ki bir sayısal öğrencisine asla bunu önermem. Ama ben ayrıntılı çalışmak istiyorum diyorsan 80 videoyu otur. Kitapta önünde. Notları da pdf'de yükleyeceğim hızlı bir şekilde inşallah. Al 80 video sırayla geç. Ama benim zamanım yok diyorsan bir sayısal öğrencisin ki ben bunu öneriyorum aslında bir sayısal öğrencisine daha çok. Harita kampını bitirdin. En önemli konuları da bitirdin. Ne biliyorsun artık. E sana burada ipucunu da verdim. İlk önce izolepsi çalış. Sonra dış kuvvetlere bak. Ondan sonra dünya şekli hareketlerine sınava yaklaşıp bakarsın bitirirsin dedim sana. Elimden geldiğince sorunun burada nereden nasıl geleceğini de göstermeye çalıştım sana. Yani soruyu şöyle düşünmek lazım konuları çalışırken. Engenin hattını sorarlar sana Engenin hattını da Kısaca denemelerde yardımcı Olabilmek için elinden geldiğince anlatmaya çalıştım Gençler seviliyorsunuz Aslında bu videoyu anlatırken Biraz hastaydım Görüyorsunuz da beni toparlanamıyorum bir türlü Spora gidiyorum spora başladım şimdi Spora gittim geldim derken iyice bir ilk haftanın vermiş olduğu hamlık da var. İşte yazılılar girdi araya onlar bunlar derken birazcık böyle modum düşük anlatmış olabilirim. Nedeni artık tamamıyla bitik bir vaziyette olmam. İnşallah bir haftaya şu sporun hamlığı üzerimden geçsin. Yazılılar da bitti zaten vesaire kamp da bitti. Toparlayacağım kendimi biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.